Kur'an-ı Kerim, Allah kelamıdır. Bağdat Valisi Sırrı Paşa, Sırrı Furkan kitabının, İstanbul'da Hicri 1312'de basılan birinci Cilt 3. Baskısı, 75. sayfasında buyuruyor ki, Bu kitabımı yazmadan bir sene önce, Diyarı Bek şehrinde, bir cuma günü, şehrin ileri gelenleriyle oturuyorduk. Arabi dilinde ve din bilgisinde derinliğiyle tanınmış olan meşhur Keldani papazı Abdi Yesu da aramızdaydı. Misafirim olan Musul valisi Muhammed Reşit Paşa'ya yanındakileri takdim ederken Abdi Yesu içinde Arap edebiyatında pek derindir demiştim. Bunun için belagat üzerinde çok konuşuldu. Sonraları dilden kavimciliğe geçildi. Bu sırada Vaktiyle Beyrutlu bir İsevi ile aramızda geçen bir konuşmayı bunlara anlattım. Herkes kendi kavminin büyükleriyle övünür. Siz de Arap oğullarısınız. Size sorsalar ki, büyük devlet kurmak, ilim, sanat ve belagat bakımından en büyük adamınız kimdir? Ne cevap verirsiniz? demiştim. Beyrutlu Hristiyan da hemen Muhammed aleyhisselam demeye mecburuz demişti. Dedim ve Abdi Yesu'ya dönerek size sorsaydım ne derdiniz dedim. Abdi Yesu, evet büyük devlet kurmak, medeniyete hizmet bakımından Arap'ın en büyük, en meşhur adamı odur derim. Fakat Muhammed aleyhisselamın Arap'ın en fasih konuşanı olduğunu kabul etmem. Çünkü bunu gösterecek bir eseri yoktur. Kur'an'ı gösterirseniz, Kur'an onun sözü değildir diyorsunuz. Kur'an'ın çok fasih, pek beli olması, onun fasih ve beli olmasını göstermez. Evet o, beli ve fasihti. Fakat onun gibi başkaları da vardı. Mesela Ali'nin sözleri gösteriyor ki, bu da onun gibi fasih ve beliydi. İslamiyet'ten önce, Ümri-ül Kays ve Kus bin Saide'nin şöhretlerini hepimiz biliyoruz. Hatta Kus bin Saide'nin hutbesini Muhammed aleyhisselam da beğenmişti dedi. Bu sözü dinleyenler birbiriyle konuşmaya, bir gürültü sezilmeye başladığından ayağa kalkıp şimdilik kimseden yardım istemiyorum. Lütfen rahat olunuz dedim. Herkes sustu. Şöyle cevap verdim. Şu anda din hissimizi, taassubumuzu bir yana bırakıp ilmi ve ciddi konuşalım. Kur'an-ı Kerim için siz ne dersiniz? Kur'an-ı Kerim kimin sözüdür? Abdi Yesu. Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam arkadaşlarıyla yaptı. Sırrı Paşa. Geçenlerde valilik emrim okununca siz Arapça bir dua yapmıştınız. O duayı başkası yazıp size verdi deseler susar mısınız? Abdi Susmam. Ben yaptığımı söylerim. Sırrı Paşa. Niçin? Abdiyesu: Çünkü bu duayı ben hazırladım. Sırrı Paşa: Hakkınız var. Beş beyitli bir gazel yazan kimse bile bir beytinin çalındığını görse, çalının cezalanmasını ister. Herkes eseriyle övünür değil mi? Abdiyesu: Evet. Sarı Paşa: Sizin o duanızdan daha güzeli yapılabilir mi? Abdiyesu: Evet, yapılabilir. Sırrı Paşa. Sizin duanızla Kur'an-ı Kerim arasında fesahat, belagat bakımlarından fark var mı? Abdiyesu. Elbet. Hem de pek çok. Sırrı Paşa. Arap edipleri ve dost ve düşman ilim adamları uğraşarak Kur'an-ı Kerim gibi söyleyememeleri Kur'an'ı yazanlar için büyük bir şeref olmaz mı? Abdiyesu. Elbet olur. Sırrı Paşa. Böyle yüksek bir eseri sahibi başkasına bağışlar mı? Muhammed aleyhisselam, bu Kur'an Allah kelamıdır. İnanmıyorsanız bir ayeti kadar siz de söyleyiniz, söyleyemezsiniz derdi. O kadar düşman oldukları, el ele verip uğraştıkları halde söyleyemediler. Kimisi belagati, icazı görür görmez iman etti. Kimisi insan bunu söyleyemez diyerek ister istemez tasdik etti. Muhammed aleyhisselam, bunu birkaç kimseyle birlikte yapmış olsaydı, düşmanlar da bir araya gelerek bunun gibi yapabilirdi. Çünkü Müslümanlarda olduğu gibi kafirler arasında da kuvvetli edip fasih kimseler vardı. Sonra bunun da meydan okurken malı, mülkü, mevkisi ve hükümeti yoktu ki yardımcılarını bunlarla susturdu denilsin. Kur'an-ı Kerim, Tevrat, Zebur ve İncil gibi topluca meydana konmadı ki yardımcıları bu eserlerin böyle kıymetli olacağını önceden düşünememişlerdi. Sonradan pişman oldularsa da iş işten geçmişti denilsin. Kur'an-ı Kerim yavaş yavaş 23 senede indi. Her ayet gelince herkes hayran kalıyordu. Yardımcıları olsaydı ne kadar sabırlı, fedakar olsalar da kendi eserlerinin böyle şan ve şerefini görüp de 23 sene seslerini çıkarmaz, susabilirler miydi? Abdiyesu Sözün doğrusu Kur'an'ı Muhammed aleyhisselam yalnız kendi yapmıştır. Sırrı Paşa Kur'an-ı Kerim'i siz nasıl buluyorsunuz? Abdiyesu Çok fasih, pek beri, hikmet dolu. Sırrı Paşa Demek bunu yapan hakim olmalı. Abdiyesu Evet. Sırrı Paşa Demek ki Muhammed aleyhisselam hakimdi. Abdiyesu, şüphesiz hakimdi. Sırrı Paşa, yalan söyleyen hakim olur mu? Abdiyesu, olmaz. Sırrı Paşa, Muhammed aleyhisselamın hakim olduğunu söylüyorsunuz ve hakim doğru söyler diyorsunuz. Zaten bütün Hristiyanların onun doğru olduğunu bilmesi lazımdır. Çünkü Mardin köylerinden birinde bulunan Deir-i Zaferan adındaki büyük kilisede, Nasara'nın Arabi yazılmış tarihi mukaddes kitabından birinde, Muhammed aleyhisselama peygamberliğinden evvel herkes emin olan Muhammed derdi. Çünkü doğruluğuyla meşhurdu, okumuştum. İşte o doğru sözlü Muhammed aleyhisselam bize haber verdi ki, Kur'an-ı Kerim insan sözü değildir, Allah kelamıdır. Buna ne dersiniz? Hayır inanmam derseniz, onun hakim olduğuna da inanmamış olursunuz hakimdi sözünde duruyorsanız, onun sözüne de inanmanız lazım gelir. Abdiye Su Doğrusunu istiyorsanız, Muhammed aleyhisselam peygamberdi. Fakat yalnız Arapların peygamberiydi. Sırrı Paşa Teşekkür ederim. Şüphe bulutları sıyrılıp, hakikat ışıkları parlamaya başladı. Hakim yalan söylemez dediniz. Peygamber hiç yalan söyler mi? O hiç söylemez.'' Öyleyse Muhammed Aleyhisselam'ın bütün insanlara, her millete de peygamber olduğuna inanmanız lazımdır. Çünkü o bize, ben bütün insanların ve cinnilerin hepsinin peygamberiyim diye haber veriyor. Buna ne dersiniz? Birkaç saniye durduktan sonra kalkıp gitti ve bir daha yanıma...